Çocuğa kelimelerinle bir şey öğretemezsin, hareketlerinle öğretirsin. Yani göstererek öğretir, kelimelerinle öğretiyi desteklersin. Çocuğun sadece öğrencin değil, öğretmenindir de. Çocuk samimiyetle ve gerçekle öğrenir. Şimdiye kadar teorik bilgilerin, kendinle ilgili yalanlarınla hem çevreni hem de iş arkadaşlarını yanıltmış, hakkında ideal bir resim çizmiş olabilirsin ama çocuk bunu yemez. Hemen kral çıplaktır der. Çocuk dediklerinin değil yaptıklarını baz alır. Çelişkilerini o kirlenmemiş radarıyla hemen algılar ve müthiş bir ayna olur sana. O yüzden hayatın yetiştiremediği öğrencilerini bir de kendi çocuğu sınar, yetiştirir. Acıyla pişirmeden onu bu topraklardan göndermez. Çocuğu olan herkes bilir. Çocuk işi sabır işi. Kimseye göstermediğin sabrı, hüneri çocuğun için geliştirirsin. Tabii bu sabrı göstermek istemeyenler de vardır. Çocuğu bir davranışa yönlendirmek, ikna etmek için hem söze hem davranışa, nihayetinde sözlerle desteklenmiş tutarlı davranışa ihtiyaç var. Başta da söylediğimiz gibi. Zor olanı budur. Kolay yolu seçmek de mümkün. Bağırırsın, korkup susar. Geri çekilir yani. Bir süre sonra baktı o tehdidin bir karşılığı var mı diye aynı davranışı bir daha yapar, sizi dener. Yine bağırırsanız bu kez daha susar, bir kez daha susar ama bu sefer o kadar etkilenmez bu tehdidinizden. Suskunluğu daha kısa sürecektir. Şimdi çocuğa şiddet gösterirseniz eğer, bu kısa vadede etkili bir yöntemdir. Çünkü tehdit değil, yaptırım gelmiştir ve kötek bütün dillerde aynıdır. Hızlı ve kalıcı bir sonuç verdiği için travma bütün kültürlerde aslında en etkili eğitim aracıdır. İnsani yönünü tartışmıyorum, etkisini anlatıyorum. Peki bu kolaya kaçmanın sonuçları neler? İncinmiş masum bir ruhu hesaba katmasak da işin başka acı sonuçları var. Evde başlayan şiddet toplumsal bir kara deliğe dönüşür. Dedik ya, çocuk travma yani şiddet yoluyla hızlı ve kalıcı bir öğrenme yaşar ama önemli olan neyi öğrendiği. Bu davranışı bir daha tekrarlarsam canım yanar. İlk öğrendiği cümledir. İkinci öğrendiği cümle de şudur. Şiddet işe yarıyor. Ben de sorunlarımı böyle çözebilirim. Evet, şiddetin işe yarar bir yöntem olduğunu öğrenen çocuk, kendinden zayıf olanları ezerek büyümeye başlar. Bunu normal görür. Toplumsal şiddet dalgası işte böyle başlar. Ebeveynler unutmasın ki, kendi güçsüzlük zamanlarında eski şiddetin intikamı kesinlikle alınacaktır. Hem kendisinden hem de tüm bir toplumdan. Ne demişler? Kılıçla yaşayan kılıçla ölür.